Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 7 Ocak'ta Türkiye saatine göre gece yarısı 02:08'de 16 derece Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek. Ülkemizden gözlenebilen, yine Yengeç yükselen burcu olduğu için ülkemiz için de önemli olan bir Dolunay bu. Yengeç su elementinin öncü niteliklerini taşır. Ay tarafından yönetilir. Yengeç dolunaylarında çok daha duygusal, hassas, kırılgan olabiliriz. Yuvamız, ailemiz, vatanımız, milletimiz, ebeveynlerimiz, anne çocuk kavramları, beslenme, bakım, üreme, güvenlik gibi konular, emlak, ev, yuva alanları özellikle Yengeç burcu tarafından yönetilir ve Dolunay döneminde bu alanlardaki kişisel ve toplumsal alanlarda hassasiyetlerimiz de ön plana çıkabilir. Öncü burçlarımız daha fazla etkilenecek bu Dolunay'da. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yengeç, Terazi, Koç ya da Oğlak burçlarındaysanız, Güneşiniz veya yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu Dolunay sizin için çok önemli olabilir, belirleyici olabilir. Dolunaylarda duygusal anlamda önemli farkındalıklarla karşılaşabiliriz. Aslında bir aydınlanma, bir tamamlanma süreci. Aralık ayında doğan 23 Aralık'taki Oğlak yeni ayının etkilerinin görünür hale geldiği, bazı hedeflerimizin sonuçlandığı bir süreç. Bir anlamda da geçtiğimiz yıl Haziran sonunda doğmuş olan Yengeç yeni ayının etkileri de bu Yengeç Dolunay'ında görünür hale gelebilir. Bazı girişimlerimiz sonuç verebilir. Dönüşümlerle karşılaşabiliriz. Ailevi konularda hassasiyetlerimiz olabilir. Dolunay an haritasında 9. evde meydana geliyor Dolunay. Burası maneviyatımız, inançlarımız, düşüncelerimiz, gelecekten beklentilerimizle ilgili bir alandır. Kendi yakınlarımız veya eşimizin yakınları, ailesi, akrabaları ve benzeri konular da olabilir. Ailevi alanlarda bazı konularımız olabilir. Çözmemiz gereken, konuşmamız gereken. Dolunay sırasında hem Mars geriliyor hem de Merkür Güneş'e çok yakın. Oğlak burcunda gerileme aşamasında. Düşüncelerimiz, duygularımız çok fazla geçmişe çekilebilir. Yengeç de zaten geçmişle ilgilidir. Yani yengeç burçları geçmişi unutmayan, geçmişin etkisinden kurtulamayan burçlardır. Dolayısıyla bu özellikle ailevi konularda bizi duygusal olarak etkileyen konuların Dolunay'da çok gündeme gelebileceğini gösteriyor. Bilinçaltımızda tuttuğumuz düşünceler, duygular da daha fazla görünür hale gelebilir. Mesela onların etkisinde kalabiliriz. Hassaslaşabiliriz. Özellikle ailevi konularda çözmemiz gereken, konuşmamız gereken, netleşmemiz gereken konular olabilir. Aile büyükleri, annemiz, babamız, ebeveynlerimiz, yaşamımızdaki otorite figürleri, yöneticiler, liderler, devlet ve otorite gibi kavramlar. Bu alanlarda çözülmesi gereken, anlaşılması gereken konular olabilir. Tabii ki otoritenin üzerimizdeki kontrolü, baskısı, onlardan beklentilerimiz. Bu beklentilerimizin karşılanıp karşılanmaması ve bunun karşılığındaki tabii ki bazı duygusal ve tepkisel davranışlarımız çok ön planda olabilir. Dolunay hepimizi daha hassas yapacağı için gezegenler de Merkür ve Mars retro olduğu için hem zihinsel anlamda hem enerji anlamında çok da sağlıklı olmayabiliriz bu dönemde. Yani en azından biraz böyle motivasyonumuz azalabilir, kararsızlıklar, belirsizlikler olabilir. Dolunay enerjisi ve takip eden günlerde daha sakin, sağduyulu olmakta fayda var. 12'sinden sonra Mars düzelecek. 17 Ocak'tan itibaren ise Merkür düzelecek, ileri harekete dönecek. Dolayısıyla bu Dolunay'ın verdiği farkındalıkları aslında şöyle bir hayatımızı gözden geçirmek, durup düşünmek, değerlendirmek, eksikleri tamamlamak için değerlendirebiliriz. İleri gitmek yerine biraz sakinleşmek, yavaşlamak daha doğru olabilir. 17 Ocak'tan itibaren ise enerjimizi toplayarak daha sağlıklı kararlar verebiliriz. Örneğin bir taşınma konumuz olabilir, bir ev alma, mülk edinme konumuz olabilir, bize ait mülklerin kiralanması, satılması gibi konularımız olabilir. Özellikle imza, anlaşma, sözleşme, kontrat gibi işlerimizi 17 Ocak sonrasında yaparsak
daha sağlıklı ilerleyebiliriz, daha istediğimiz gibi sonuç alabiliriz. Bu konuya dikkat etmekte fayda var. Dolunay an haritasına baktığımızda Terazi burcu yükseliyor. Terazi'de Venüs yönetir. İlişkilerimizle ilgilidir. İlişki dinamiklerimiz, anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz, işte evlilik gibi konular, işbirlikleriyle ilgili konular. Ama aynı zamanda toplumsal olarak baktığımızda adalet, hak, hukuk arayışlarımız, siyaset, diplomasi ile ilgili arayışlarımız da yine gündemde olabilir. Bu dolunay toplumsal olarak da baktığımızda biraz daha hani yasal süreçler, işte otorite figürleri, yönetimle ilgili konular, aynı zamanda hak, adalet arayışları, mahkeme ve davalarla ilgili konuları da işaret ediyor. Dolunay 9. evde olduğu için burası mahkemeler, davalar, hak arayışları ile ilgilidir. Akademik konular, üniversiteler, inançlar, din, maneviyat gibi konular ve bu alanda çalışan kişiler, kurumsal yapılar, uluslararası ilişkiler, yurt dışı bağlantılı her türlü konu, uzun yolculuklar, seyahatler yine 9. ev konularıyla ilgilidir. Bu alanlardaki bazı yasal süreçlerimiz söz konusu olabilir. Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde hak arayışlarımız olabilir. Bunlarla ilgili mücadelelerimiz olabilir özellikle. Konopus yıldızıyla birleşiyor. Konopus denizcilikle, denizcilerle, gemilerle ilgili bir yıldız aslında. Dolayısıyla denizleri, gemileri, denizcileri ilgilendiren konular da gündemimize gelebilir. Dikkat çeken dünyada, hani ülke içerisinde de olabilir, dünya üzerinde de olabilir. Bununla ilgili gelişmeler olabilir. Denizlerimizle ilgili bazı konular gündemimize gelebilir. Deniz yolculukları ile ilgili, deniz seyahatleri ile ilgili de yine gündemler söz konusu olabilir. Bu alanda bazı yasal arayışlarımız varsa çözümden, mesela deniz ticareti ile ilgili olabilir. Bu alanlarda yasal süreçler, beklediğimiz bazı gelişmeler varsa dolunayda içinde bulunduğumuz şartlar biraz netleşebilir. Bundan sonraki yönümüzü belirleyecek gelişmeler söz konusu olabilir. Ülkemizin yükseleni Yengeç, aynı zamanda ikinci evinde Yengeç yönetiyor. Yengeç'te burası hani ikinci ev konuları, mali konular, ekonomik konular, bir ülkenin kaynaklarıyla ilgilidir. Ve Yengeç'in genel temasında da aslında güvenlik, barınma, beslenme, temel ihtiyaçlarımız, ailevi konuları, işte yuva temaları, çocuklarımız, çocuklarımızın ihtiyaçları gibi konularda hassasiyetler artabilir. Emlak sektörü, özellikle inşaat ve emlak sektörünün yine öne çıktığı bir dönem. Buralardaki toplumsal konular daha hassas hale gelebilir. Barınma sektörü gibi, alanı gibi özellikle. Yine beslenme, gıda sektörü Yengeç konusudur. Bu alanlardaki ihtiyaçlar, eksikler, doğal olarak toplumla yönetim arasında, kamu alanıyla hani halk arasında bazı önemli gündemlerimiz olabilir. İhtiyaçlar daha görünür hale gelirken aynı zamanda buradaki eksikliklerimiz, maddi manevi kendi güven arayışlarımızdaki bazı yoksunluklarımız ve tabii ki duygusal tepkilerimiz de çok fazla kendini hissettirebilir. Anne, çocuklar, toplumdaki kadınlarla da ilgilidir Yengeç burcu. Onların güvenlikleri, sağlıkları, bakımları, temel ihtiyaçları, korunmaları, bunlarla ilgili hassasiyetlerinde yine ön plana çıkabileceği bir dolunay döneminde olabiliriz. Sağlık anlamında midemizi yönetir, sindirim sistemimizi yönetir. Özellikle dişi kadınlarla ilgili göğüsler, işte rahim, üreme organları Yengeç'le ilgilidir. Hamilelik ve doğum gibi konular yine Yengeç burcu ile ilgilidir. Bu alanlardaki sağlık sorunları daha hassas hale gelirken arayışlarımız söz konusu olabilir. Dolunaylar üzerimizdeki hassasiyeti arttırdığı için, duygusal baskı da artabileceği için en azından 3 gün öncesi, 3 gün sonrası duygusal anlamda çok daha tepkisel, dürtüsel davranabiliriz. Bu nedenle daha sağlıklı, böyle daha sağduyulu, sabırlı olmamızda, kontrollü olmamızda fayda var. Dolunayın etkilerini yükselen burçlarınıza göre kısa kısa özetlersem. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Yengeç dolunayı 4. evinizi aydınlatıyor olacak. Sizin için yılın önemli dolunaylarından birisi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa daha önemli etkiler alabilirsiniz.
eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular var gündeminizde. Bu bir tamamlanma, bir dönüşüm dönemi, bir aile olma, yuva kurma gibi bir evlilik konusu olabilir. Yer değişiklikleri olabilir, taşınmalar olabilir. Ev almak, satmakla ilgili bir konunuz varsa ya da size ait bir eviniz, emlakınız var. Bunun satılması, kiralanması ile ilgili bir konunuz varsa Dolunay bunlarla ilgili gündemleri hızlandırabilir, netleştirebilir. Özellikle imza, anlaşmalar, sözleşmeler yapılması gerekiyorsa lütfen ev yuva alanıyla ilgili 17 Ocak sonrasını beklemenizde fayda var. Ailevi konularda hızlı gelişmeler olabilir. Ebeveynleriniz, onların bakımları, onların sağlıkları, kontrolleri, yani onlarla ilgilenebileceğiniz bir dönem. Belki bir aile işinde çalışıyorsunuz. Sizin için otorite olan bir aile büyüğüyle konuşup anlaşmanız gereken konular olabilir. Ya da sizin evi, özel hayatınızla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Yine burada aile arasında bazı konuları çözmeniz gerekiyor olabilir. Enerjinizi, ilginizi daha çok ailevi alanlara yöneltebileceğiniz, sizin için belirli, kariyerinizi de etkileyebilecek, toplumundaki statünüzde de belirleyici olabilecek bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin üçüncü evinizdeki bir dolunay, bazı düşünceleriniz olgunlaşıyor. Yakınlarınıza karşı daha hassassınız. Kardeşlerle, akrabalarla ilişki dinamikleriniz öne çıkıyor. Komşularla da ilgili bazı dönüşümler olabilir. Daha çok yakın çevrenizi etkiliyor bu dolunay aslında. Tabii ki bazı eğitim süreçlerinizde bitişlerin, tamamlanmaların olması mümkün. Ticari girişimlerinizde gecikmeler yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar 17 Ocak'tan sonra daha rahat ilerleyebilir, tamamlayabilir. Bazı seyahat ve gezi planlarınız olabilir ya da iletişimle ilgili becerilerinizi geliştirebilecek bir işinizi mesela tanıtımını yapmak için işte promosyon, reklam, internet üzerinde yapılacak bazı çalışmalar, medya, yayın işleriniz olabilir. Bunlarla da ilgili konuları belirleyip netleştirebileceğiniz bir dolunay dönemi 12 Ocak. 17 Ocak'tan sonra dolunayın getirdiği enerjiler biraz daha hızlanabilir, netleşebilir. Kardeşlerinize karşı bu dönemde daha hassas olabilirsiniz veya onlarla ilişkilerinizde çok daha öne çıkabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yengeç dolunayı ikinci evinizde parlıyor. Burası para alanınız, maddi durumunuzu aydınlatan bir dolunay. Kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, burada bir aydınlanma var. Tabii ki geleceğe dönük maddi durumunuzu etkileyecek koşullar da netleşebilir. Bir borçlanma konunuz olabilir. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz, bir ev almak istiyorsunuz. Belki bir kredi almakla ilgili bir belirgin durumunuz var. Bunlar kuşkusuz 17 Ocak'tan sonra daha sağlıklı ilerleyebilir, hızlı ilerleyebilir. Bir sorun yaşıyorsanız, bir borcu ödemek gibi 17 Ocak'tan itibaren bunu daha rahat çözümleyebilirsiniz. İş arıyorsanız yengeç dolunayı kazanç elde edebileceğiniz bir iş olanağı sunabilir veya bir becerinizi geliştirip bir yeteneğinizi değerlendirip kazanç elde etmeniz, maddi anlamda kendinizi güvenceye almak için arayışlarınızı bir şekilde ortaya çıkarabilir. Mal varlıklarınız varsa, bir paranız varsa bunu değerlendirme, yatırım yapma gibi konularda da sizin için önemli işaretler getirebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin dolunayınız tabii ki çok önemli. Bu dolunayla beraber yaşamınızda önemli kararlar verebilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Yaptığınız eylemler, verdiğiniz kararlar başkalarının dikkatini çekebilir. Bir başarı da olabilir bu, bir hak ediş de olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayındaki bazı konularınız netleşirken, geçtiğimiz yılın Haziran ve Temmuz'unda giriştiğiniz işlerin sonuç vermesi, bunların sonuçlarıyla karşılaşmanız mümkün. Sağlığınız biraz hassas olabilir ve duygusal olarak daha kırılgan olabilirsiniz. Hem maddi hem manevi güvence aradığınız bir dönemdesiniz. Bu güvence arayışları veya hissettiğiniz eksiklikler nedeniyle ilişki dinamiklerinizde bazı sorgulamalar olabilir. Beraber çalıştığınız kişiler, işbirlikleri, bir evlilik içerisinde belki eşinizle, partnerinizle bazı sorunlarınız, anlaşmazlıklarınız, güvensizlikleriniz varsa bunların daha görünür hale gelmesi mümkün. Evet, yol ayrımlarına da gidebilirsiniz veya hayatınızda yeni bir düzen kurmak için yeni bir başlangıç da yapabilirsiniz. İmaj değişimleriniz olabilir. Fiziksel görünümünüzde yenilikler yapabilirsiniz. Hatta yer değişiklikleri, yaşadığınız, çalıştığınız mekanlarda bazı yenilikler, yer değişiklikleri de bu
dolunayla beraber gündeminizde olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yengeç dolunayı 12. evinizi aydınlatıyor. Duygusal olarak güçlü etkiler var. Bir farkındalık, böyle bir duygularınızı hissetme ya da bilinçaltınızda tuttuğunuz bir şeylerin daha görünür hale gelmesi mümkün. Duygusal patlamalar olabilir, buna dikkat edin. Bir anda da hayatınızda bilmediğiniz gizli olan konuların aydınlanması mümkün. Sizden saklanan bazı gerçekler ortaya çıkabilir ya da sizin bazı sırlarınız ortaya çıkabilir. Saklamak istediğiniz, gizli olması gereken konulara daha özenle yaklaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Duygusal, bedensel, ruhsal, sağlıkla ilgili hassasiyetler artabilir ya da siz bunları fark edebilirsiniz. Aslında bir şifa dolunayı sizin için. Ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, şifa, terapi çalışmaları için uygun bir dönem. Yaşamınızdaki zararlı şeyleri fark edip sizin için gerekliliği kalmamış bir şeyleri hayatınızdan çıkarmak için de bu dolunay çok belirleyici olabilir sizin adınıza. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Yengeç burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Gelecekle ilgili hedeflerinizin, ideallerinizin netleştiği, hatta bazı hedeflerinize ulaştığınız bir dönem. Bu dolunay sizi bazı hayallerinize kavuşturabilir. Aralık ayında başlamış kısa vadeli girişimler olabileceği gibi, geçtiğimiz yıl Haziran sonu Temmuz'la beraber başlamış girişimleriniz olabilir. Bir işin, bir projenin sonuçlanması, hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Bir başarı getirebilir bu dolunay size. Kariyerdeki çalışmalarınızın, hak edişlerinizin maddi manevi ödülleriyle karşılaşabilirsiniz. Toplumda dikkat çekebileceğiniz, ün ve başarı kazanabileceğiniz bir dönem. Arkadaş ilişkileriniz öne çıkıyor. Arkadaşlar, yakın ilişkiler ve duygusal ilişki içerisinde olduğunuz tüm arkadaşlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Birlikte organizasyon, yani birlikte yapılacak ekip çalışmaları ya da arkadaşlarla birlikte yapacağınız bazı faaliyetler olabilir. Bazı organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Toplumsal alanda, sosyal alanda bazı hedefleriniz varsa buralarda da bu hedeflerinize ulaşmanız mümkün sevgili Başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yengeç dolunayı sizin için de çok önemli, yılın en önemli dolunaylarından birisi. Kariyer evinizi aydınlatıyor olacak. Öncü bir burç çünkü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için daha belirleyici olabilir. Kariyerinizde bir hedefinize ulaşmanız, bir başarıyla karşılaşmanız mümkün. Tabii ki iş arıyorsanız bir iş getirebilir size bu. Çalışıyorsanız iş ve görev tanımınızda bir gelişme, bir hak ediş getirebilir. Bir ünvan değişimi olabilir, bir görev değişimi, yer değişimi, atama, terfi gibi bir konu. Çalıştığınız mekanlarda dönüşümler de olabilir. Toplumdaki statünüz her zaman işle ilgili olmaz. Bazen medeni durumunuzla ilgili olabilir. Dolayısıyla evlilik, ayrılık ve benzeri konular, ailevi durumunuzla ilgili konularda toplumdaki durumunuz, medeni durumunuz, statünüzde bir değişiklik yaratabilir, bir amaca ulaşma var burada. Dolunay çünkü sonuç verdiği için buradaki bir hedefinizin tamamlanması da mümkün olabilir. Aileniz, ebeveynleriniz, özellikle yuva konuları da öne çıkıyor. Ailenizle ilgili hassasiyetlerinizin arttığı bir dönem. Tabii ki yaşadığınız yerlerin düzenlenmesi, ailevi ilişkileriniz, belki ev, emlak alanlarınızda olabilecek, yerleşim alanlarınızda olabilecek bazı dönüşümler bu yengeç yeni ayıyla beraber gündeminizde olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yengeç dolunayı sizin için 9. evinizde olacağı için güzel bir açıda. Bu dolunay manevi anlamda sizi yükseltiyor aslında. Daha umutlu, daha keyifli olabilirsiniz geleceğe dair. Manevi yönünüzü, inançlarınızı güçlendiren bir dolunay. Bu dolunayla seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir. Özellikle uzaklar, yurt dışı, yabancılarla ilgili konularda aktifleşiyor. Uluslararası alanda yapılacak bir girişim, bir iş, bir ticari olay olabilir. Yurt dışında oturmak, yaşamak istiyorsanız bununla ilgili yasal süreçleriniz olabilir. Görüşmeleriniz olabilir, beklediğiniz gelişmeler olabilir. Belki vize işleriniz, pasaport işleriniz var. Bunlarla ilgili konularda da bir aydınlanma getirebilir. Ama gerçek hızlanmanın 17 Ocak'tan sonra olması daha mümkün görünüyor. Özellikle yasal kontratlar, sözleşmeler, imza gereken konular 17 Ocak'tan sonra daha rahat ilerleyebilir sevgili akrepler. Medya işleri, basın işleri, iletişimle ilgili konular, akademik çalışmalarınız, hatta bazı davalar, hukuksal işleriniz, buralardaki hak arayışlarınız varsa bu dolunay hızlı gündemler yaratabilir, bazı amaçlarınıza sizi ulaştırabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, yengeç dolunayı sizin
8. evinizde olacak. Daha çok parasal konularla ilgili bir dolunay bu. Maddi durumunuzla ilgili belirgin etkiler getirebilir. Örneğin bir kredi arayışınız var, bir banka işiniz var. Burada bir içinde bulunduğunuz şartlar, yani olumlu ya da olumsuz bir gündeminiz olabilir. Gecikmeler olabilir parasal konularda. Özellikle borç alacak konularına dikkat edin. Yatırımlara dikkat edin. Paranızı kullanırken, yatırım yaparken, harcarken 17 Ocağı kadar daha tedbirli olmakta, biraz daha yavaş hareket etmekte fayda var. Eşinizin kaynakları, parası veya bazı işbirliklerinizdeki hisseli paralar alanında miras gibi bir konu olabilir, nafaka gibi bir konu olabilir, bir burs, tazminat gibi bir konunuz olabilir. Buralarda da bazı önemli gelişmeler gündeminize gelebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yengeç dolunayı sizin için çok güçlü. Yılın en önemli dolunaylarından biri karşıt burcunuzda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay daha belirleyici. 23 Aralık'ta başlamış bazı hedefleriniz netleşebilir. Hatta geçtiğiniz yıl Haziran sonları, Temmuz gibi başlamış işleriniz de sonuç verebilir. Bunlar daha çok ilişkilerinizle ilgili. Evlilik planlarınız var. Önemli kararlar verebilirsiniz. Dolunay ve dolunayı takip eden günlerde tabii ki bir evlilik söz konusu olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar, ikili ilişkilerinizi de gözden geçirdiğiniz bir süreçtesiniz. Aslında Merkür Retrosu bunları daha fazla sorguladığınızı işaret ediyor. Bir anlaşma, sözleşme, imza atılması gerekiyorsa bir nikah da olabilir. 17 Ocak'tan sonrası daha iyi olabilir sizin adınıza. Daha hızlı ilerleyebilir. Şu aralar eşinizle, partnerinizle anlaşmaya çalıştığınız, çözmeye çalıştığınız bir probleminiz varsa dolunayın vereceği aydınlanmayla, farkındalıkla beraber bunu 17 Ocak'tan sonra daha hızlı çözümleyebilirsiniz. Eşinizin yaşamında, işinde, kariyerinde, sağlığında bazı önemli gelişmeler olabilir ve siz de biraz daha eşinizle, partnerinizle ilgili konular nedeniyle bu ay daha fazla yoğun olabilirsiniz. Bu konularınız gündeminizde olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yengeç dolunayı sizin 6. evinizde olacak. Burası günlük hayatınızdır, işinizdir, çalışma koşullarınız, mesleğiniz, alışkanlıklarınız. Yani buraları bir gündeme getiriyor. Biraz hassasiyetler olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Görmediğiniz detaylar varsa sağlığınızla ilgili gelişmeler olabilir. Bu dolunay bir sağlık probleminin çözümü için bir tedavi arayışı, bir şifa arayışı getirebilir. Diyet, mesela beslenmenizde bir belki dönüşüm yapacaksınız. Dolunay ve dolunayı takip eden günlerde aslında diyete başlamak, kilo vermek için daha uygun olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Çalışma koşullarınızda bir düzenleme olabilir. Yanınızda çalışan kişi, beraber çalıştığınız kişi, asistanınız, yardımcınız işten ayrılabilir. Veya böyle bir ihtiyacınız varsa uygun bir asistanını, bir yardımcıyı bu dolunayda bulabilirsiniz. Beraber yaşadığınız kişiler ve evcil hayvanlarınız, onların bakımları ve onların genel şartları ile ilgili konularda dolunayda daha fazla gündeminizde olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yengeç dolunayı sizin için keyifli enerjiler getiriyor. Daha romantik, daha duygusal, şanslı enerjiler var. Maddi manevi şans ve fırsatlar getirebilir bu dolunay size. Duygusal hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kalbiniz boşsa bu dolunay bir aşk getirebilir. Biraz geçmişteki kişileri de hayatınıza getirebilir. Bunu unutmayın. Hatta yarım kalmış ilişkileri tamamlayabilir. Oradaki sorunları çözme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarınızla da ilgili aktif etkiler var. Çocuk sahibi olmak için hamilelik, doğum gibi konularda bu dolunay size şanslar getirebilir. Bir amacınıza da ulaşabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi, onlarla ilgili meşguliyetleriniz varsa ya da çözülmesi gereken konular varsa dolunay bunları hızlandırabilir hayatınızda. Kişisel yeteneklerinizi daha iyi fark edebileceğiniz, bir hobinize ilgilenebileceğiniz bir süreç. Örneğin her zaman yapmak istediğiniz, yapamadığınız bir eğitime başlayabilir, bir kursa katılabilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir hobinizi tekrar ele alabilirsiniz ve bununla da birlikte belki dikkat çekebilirsiniz, bir başarı kazanabilirsiniz sevgili balıklar.